Selamün aleyküm arkadaşlar. Kuruluş Osman'ı 149. bölüm fragmanında gördünüz. Osman Bey Taceddin Noyan'a kılıcını çekti. Taceddin Noyan burada ölecek mi? Osman Bey büyük bir tuzağa yakalanmıştır mı? Mehmet Bey de Osman Bey'e dahildir. Mehmet Bey Osman Bey'e ihanet edecek mi? Bu ilginç ve önemli bilgiyi öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Osman Bey, Taceddin Noyan'ın Karag'a saldırdı ve çadırları girdi. Daha doğrusu Taceddin Noyan'a da saldırdılar. Ama şaşırtıcı bir şekilde görebiliyorsunuz. O Mehmet de Osman Bey'in yanındadır. Ve önceki bölümde Mehmet'in Osman Bey'e yalan söylediği ortaya çıktı ve aynı zamanda birisi oyun oynuyor. Taceddin Noyan'ın da burada henüz ölmeyeceğini düşünüyoruz. Taceddin Noyan'ın birçok kaçış vakası olabilir. Ama Osman Bey'in bile onu henüz öldüremeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü Osman Bey kendi etki alanına girmiştir. Mehmet de Osman Bey'e yardım etmiş görünüyor. Ama aslında Mehmet'in Osman Bey'e tuzak kurabileceğini düşünüyoruz. Elbette Taceddin Noyan bu saldırıya çoktan hazırlanmıştı. Osman Bey'in de karargah ulaşmasını ister. Daha sonra saklanan tüm hizmetkarları dışarıdan öne çıktı. Bu konuda da kaynağımız budur. Taceddin Noyan ise Mehmet oradadır. Bütün bunlar onu ilginç kılıyor. Osman Bey'in planı bu bölümde başarıya ulaşamayacak. Taceddin Noyan'ın ölümü burada olmazsa, burada Osman Bey'in planı da fena etkilenir. Yani bu durumda Osman Bey yerinde kalacaktır. Ya Osman Bey buradan çıkamazsa, pek çok askerlerinin burada şehit olacak. Eğer Taceddin Noyan zaten bilseydi, ancak Taceddin Noyan'ın bu saldırıdan haberi olmasa bile, o zaman bile ölmeyecek ama bir fark yaratacak. O Osman Bey buradan rahatlıkla çıkabilecektir. Yani bu durumda askerlerinin çoğu şehit olmayacak. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere Allah'a emanet olun.